İlya Ivanoviç Ivanov, Temmuz 1870'te Rus İmparatorluğu'nda dünyaya geldi. İlya, suni tohumlama ve türler arası hibridizasyon alanında uzmanlaşmış Rus kökenli bir biyologtu. 1896'da Kharkiv Üniversitesi'nden mezun oldu. 1907 yılında ise artık bir profesördü. 1930'lara kadar Sovyetler Birliği'ne ait bilimsel bir merkezde bir takım çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar onu Paris'e ve Afrika'ya kadar götürecekti. 1920'lerin başında birçok ülke gibi Sovyetler de süper asker yaratmak için uğraşıyorlardı. Bu görev için en uygun isim İlya Ivanoviç Ivanov'du. Zaten İlya da bu görev için yetkili mercilerin kapısını çalmaya başlamıştı. Amaç bir insan şempanze melezi yaratmaktı. Bu sayede zorlu koşullarda hayatta kalabilen zeki ve güçlü varlıklar Sovyetler adına savaşacaktı. Ancak bu fikir sadece Sovyetlerin aklına gelmemişti. Florida'da bulunan Orange Park adındaki Piramit Araştırma Merkezi'nde de aynı deneyler yapılıyordu. 1920'lerde hem ABD'de hem de Sovyetler'de aynı fikir gerçeğe dönüştürülmeye çalışılıyordu. Çok daha sonra 1960'larda Çin de bu konuya el atacaktı. Hatta bazı isimler Amerikalıların insan spermiyle dişi bir şempanze dövlediklerini, sonunda sadece gebeliğin değil hamileliğin de tam olarak gerçekleştirildiğini, canlı bir doğum elde edildiğini iddia ediyordu. Böyle bir deneyin başarıyla gerçekleşmesine inanabilmek çok zor. Alban Üniversitesi'nde görevli saygın bir isim olan Gallup, deneyin başarıyla tamamlandığını kabul ediyordu. Ancak günler sonra etik açıdan bu işlemi vicdanlarının kabul etmediğini, o yüzden de ve ötenazi yapıldığını söylemişti. 1926 yılında Sovyet biyolog İlya oğluyla birlikte Gine'deki bir botanik bahçesine gitti. Aslında daha önce de yine aynı amaçla Afrika'ya gitmişlerdi. 1925'ten beri Sovyetler adına bilimsel deneyler yürüten İlya, ses getirecek insan şempanze melezi için uğraşıyordu. Gine'ye geldiğinde gözüne 13 şempanze kestirdi. Bunları özenle seçmişti. Heyecanla çalışmalara başladı. Ama şempanzelerle yürüttüğü bu karanlık çalışmalar bir sonuç vermiyordu. Uzun ve sancılı geçen saatler şempanzelerin gebe kalmasını sağlayamamıştı. İlya, 13 şempanzenin 10'unu Abazya'daki Som kentinde bulunan primat merkezine gönderdi. Bu bir vazgeçiş değildi, henüz pes etmemişti. Daha sonra bizzat gidip şempanzeleri ormandan seçerek almaya karar verdi. Ekibiyle birlikte en uygun adayları teker teker yakaladılar. Ancak haftalar sonra sonuç yine aynıydı. Denediği yöntemden hiçbiri başarı sağlayamıyordu. Suni döllenme ile hedeflediği başarıyı elde edememişti. Ama bunu sadece şempanzeler üzerinde denemişti. İkinci yol, gebeliği insanlarda başlatmaktı. 1926'nın yazında Paris'teydi. Burada bulunan Pasteur Enstitüsü'nde şempanzeler üzerinde yaptığı çalışmalara devam etti. Gençleştirme terapisinin mucidi olan ünlü cerrah Sergei Voronov'la zaman geçirdi. Sergei Voronov, eski güçlerine dönmeyi arzulayan zengin iş adamlarına şempanzeler yoluyla bir takım çalışmalar yapmış ve bu sayede önlenmişti. İlya Ivanov aslında eşsiz bir yetenekti. Suni döllenme konusundaki araştırmaları adeta bir devrim yaratmıştı. İlya bir aygırın 500 kez yapay tohumlanmasını sağlamıştı. Bu doğal yollarla en fazla 30 kez olabiliyordu. Fareler, inekler, antiloplar, zebralar, eşekler hepsiyle deneyler yaptı ve bir saygınlık kazandı. 46 kromozomlu zebra ile 64 kromozomlu at üzerinde yaptığı çalışmalarla başarıya ulaşmış ve sağlıklı bir melez oluşturmuştu. Şimdi sırada maymun insan melezi vardı. Bu çalışma için 5 kadın başvuruda bulunmuştu. Maymun bebekleri taşımayı gönüllü olarak kabul ediyorlardı. Peki bu fikir İlya'ya nasıl mantıklı gelmişti? İlk olarak kromozom sayıları onu cezbetmişti. Zira insanlarda 46, maymunlarda 49 kromozom vardı. Diğer bir sebep de hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerde başarı sağlamış olmasıydı. Bu İlya'ya büyük bir özgüven kazandırmıştı. 1927'de Paris merkezli bir Rus gazetesi İlya'ya öfke kusuyordu. Bir kadın ve bir şempanzeyi nasıl bir araya getirebilirdi? Bu düşünce şiddetle reddediliyordu. Ancak etik açıdan son derece yanlış olan bu fikirler Batı dünyasının çok daha sonra dikkatini çekecekti. Bu deneylerin kayıtları Sovyet arşivlerinde duruyor. İlya'nın Som'daki primat merkezinde klasörlerde saklanan kendi yazdığı notları mevcut. İlya'ya göre türler arası hibridizasyon büyük bir potansiyele sahipti.
İki türün en güçlü özellikleri birleştirilebilir, üstün canlılar oluşturulabilirdi. Ancak daha çok uzun bir yolu vardı. Deneme yanılma yöntemiyle düşe kalka hata yapa yapa doğruyu bulabileceğini düşünüyordu. Sovyet medyası, insan gücü ve zekasının bir maymunun çevikliği ve kas potansiyeliyle birleştiğinde ortaya süper güçlü ordular çıkacağını yazıyordu. Bir yazar olan Bulgakov, yazdığı kurgusal romanında Sovyet bürokratına dönüşen bir köpeğin hikayesini yazmıştı. Batıdaki bilim insanları, çeşitli uyarıcı maddelerin insan üzerindeki etkisini ölçmek için birçok test planladı ve bunları primatlar üzerinde denedi. Maymunlar, uykusuzluğun, virüslerin ve birçok hastalığın üstesinden gelmek için kullanıldı. Onlar defalarca kez fiziksel ve psikolojik strese maruz kaldılar. Halksa bu deneylerden rahatsızdı. Bu yüzden maymunlar üzerine test yapılması birçok ülke tarafından yasaklandı. Ilya okları bu kez insanlara çevirmişti. Onlar üzerine yoğunlaşmış, insan maymun melezi üretmeye çalışıyordu. Suni tohumlama için bir orangutan tercih etmişti. Ancak donörün ölümü ve artan baskılar onun bu işten vazgeçmesine neden oldu. Ilya için Kızıl Frankenstein deniliyordu. Bu çalışmalar 1990'larda bir anda medyanın gündemini oluşturdu. İnsanlar böyle bir şeyin varlığından ilk kez haberdar oluyorlardı. Ancak bu deneyler aslında gizli yürütülen, yıllarca herkesten saklanan deneylerden değildi. Aksine neredeyse bir asır önce Bolşevikler zaten bu ve benzer çalışmaları gazetelere taşımış, halka duyurmuşlardı. Yeni haber olan sadece torunlardı. Peki, Bolşevikler buna neden izin vermişlerdi? Aslında Ilya 1924'te bu çalışmayı onaya sunduğunda bilimsel kuruluşlardan onay almayı başaramamıştı. Ancak fikrine o kadar sıkı sıkıya bağlıydı ki vazgeçmeyi hiç düşünmedi. Maymun toplamak için gittiği Afrika'ya bile saatlerce dil dökerek bulduğu fonlar sayesinde gidebilmişti. Günümüzde ele geçirilen belgeler, Bolşevik hükümetinin önde gelen isimlerinin bu çalışmalara onay verdiğini gösteriyor. Bolşevikler dini kökten kaldırmayı düşünüyorlardı. Ilya'nın bu çalışması Darwin'in maymunlarla yakından akraba olduğumuz fikrini kanıtlayabilirdi. Bu sadece dine darbe vurmak anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda Sovyet biliminin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterebilirdi. Bu parçaları yerine oturttuğumuzda Sovyetlerin bu deneyleri onay vermesi nedenlerini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yine de bazı isimler Ilya'nın Sovyetleri kandırdığını iddia ediyor. Ilya'nın Bolşeviklere sadece gençleştirme sözü verdiğini söylüyorlar. Özellikle yaşlı Bolşevikler bu fikre çok sıcak bakmış olabilirler ve sadece bu fikir için onay vermiş olabilirler. Bir kesimin arka planda yatan hikayeleri bilmiyor olmaları da gayet muhtemel. Ilya'ya bir diğer destek de askeri kanattan gelmişti. Yüksek rütbeli Bolşevikler hayallerindeki ütopik Sovyetler Birliği fikrini ancak bilimle gerçeğe dönüştürebileceklerini düşünüyorlardı. Bu yüzden Ilya'ya koşulsuz şartsız destek vermişlerdi. Ilya'nın fikirleri aşırı uçlarda geziyordu. Ancak başarılı olabilseydi tarihi değiştiren radikal bir değişime imza atacaktı. Ancak 1930'da her şey değişti. Oklar bu kez Ilya'ya doğru geliyordu. 1930'un baharında yaşanan politik bir sarsıntı, Ilya ve onunla beraber primat çalışmaları yürüten bilim insanlarının itibar kaybetmesine neden oldu. 13 Aralık 1930'da Ilya tutuklandı. Ilya'yı Kazakistan'a sürgüne gönderdiler. Hayatının son yılını Kazakistan'da geçirdi. 1932'de sürgün cezasındayken geçirdiği bir felç sonrası hayatını kaybetti. İnsan maymun melezi fikri Orta Çağ döneminden beri yaygındı. İsmi Oliver. Bazı insanlar onun kendilerine çok benzediğini düşünüyordu. Görüntüsü ve aynı bir insan gibi yürümesi sebebiyle bir dönem onun bir insan şempanze melezi olduğu düşünüldü. Ama çalışmalar bunun doğru olmadığını söylüyordu. 1970'te Frank ve Janet Berger tarafından satın alınmıştı. Söylenenlere göre asıl yeri Kongo'ydu. Oradan yakalanıp satılmıştı. Şempanzelerin aksine insanlara benzeyen daha düz bir yüz yapısı vardı. Parmaklarıyla değil de ayakları üzerinde aynı bir insan gibi yürüyor, insanlara çok benzeyen, daha önce hiçbir şempanzede görülmeyen davranışlar sergiliyordu. Oliver zamanla onu sahiplenen Janet'a karşı duygusal bir bağ geliştirdi. Janet'a göre ondan hoşlanıyordu. Birkaç saldırı girişiminin ardından aileyle olan birlikteliği sona erdi. Onu New Yorklu bir avukata sattılar. Bu andan sonra eğlence merkezlerinde sergilenmeye başladı.
Oradan da Primat Araştırma Merkezi'ne satıldı. Hayattaki son yılı 2012 idi. O yıl 55 yaşındayken hayatını kaybetti. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.